Ve bu kez işitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay Savcısının başörtüsüyle ilgili verdiği mütalaya tepki gösterdi. Gül, insanların yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir ve bu gericilik eskide kaldı, dedi. Biz talebimiz hukuk çerçevesinde ısrarla yineledik. Yine de taleplerimizi yineliyoruz. Elbette bu konuda Suud tarafının yapıcı ve yardımcı olması lazım ama öyle bir tavır görmedik. Biz bu nedenle uluslararası toplumla da birlikte bu sonucu almaya çalışacağız. Olayın aydınlatılmasını istiyorsanız Türkiye ile işbirliği içerisinde olmanız lazım. Hem uluslararası toplum hem de Suud tarafı Türkiye'nin taleplerine karşı sessiz kalınmıştır. Umarız bu konuda biz de en kısa zamanda olumlu sonucu alırız ve tüm gerçek ortaya çıkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni sistemin ilk bütçe görüşmeleri bugün başlıyor. Bütçe görüşmeleri 12 gün boyunca aralıksız devam edecek. İlk oturumu Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek. Genel kurulda bugün bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. Sunuş konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Parti grupları adına siyasi parti temsilcileri konuşacak. AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Grup Başkan Vekili Mehmet Muş kürsüde olacak. CHP grubu adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. MHP ve İyi Parti'den Grup Başkan Vekilleri Genel Kurul'a hitap edecek. Eleştirilere cevabı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verecek. Sunuş konuşmasında süre sınırı olmayacak. Hükümet ve gruplar adına konuşmalar birer saat olacak. Bütçenin açılış oturumunu Meclis Başkanı Yıldırım yönetecek. Maraton öncesinde Yıldırım görüşmeleri değerlendirmek için partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Ankara'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DHKPC'nin Ankara'daki mahalli alan, memur ve gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelileri takibe alan Ankara polisi sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kentte 7 ayrı noktada yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son bir haftada yurt genelinde yapılan iç güvenlik operasyonlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı 3-10 Aralık tarihlerinde yapılan iç güvenlik operasyonlarına dair son verileri paylaştı. Buna göre son bir haftada yurt çapında terör örgütlerine yönelik 2817 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 19'u sağ olarak ele geçirilirken 6 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonlarda örgüte ait 40 sığınakla çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. Bu operasyonlarda terör, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına karıştığı tespit edilen toplam 4403 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski müdürü Ercan Özoğlu Öz yeniden gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan özel timin başındaki Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski müdürü Ercan Özoğlu Öz, FETÖ-PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Haziran ayında tutuklandı. Özoğlu Öz, başsavcılığın itirazı üzerine yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine Ercan Özoğlu Öz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Özoğlu Öz, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ercan Özoğlu Öz'ün başında olduğu tim, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması sorumlusu Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 320 adrese operasyon yapmış, ancak bu adreslerin hepsi boş çıkmıştı. Özoğlu Öz'ün Adil Öksüz'ün İstanbul'daki bir plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililerle paylaşmadığı, FETÖ'den tutuklanan kişilerin aileleriyle de 22 WhatsApp görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. 78 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu. Rusya'nın en azılı seri katili olan eski polis memuru ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 22 kadını öldürmekten aldı, ömür boyu hapis cezasını çekiyordu. 56 kişiyi daha öldürmekten ceza aldı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan eski polis memuru Mikhail Popkov, Rusya'nın gördüğü en azılı seri katil olarak tarihe geçti. Popkov, 2012 yılında gözaltına alındı. Psikiyatrik kontrollerde akıl sağlığı yerinde çıktı, yargılandığı 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski polis yargılandı. Yakalama sırasında 59 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. Rus polisi 3 yıl içinde Popkov'un 56 kişiyi öldürdüğüne, 10 kurbanına ise cinsel istismarda bulunduğuna dair deliller buldu. Seri katil ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Popkov'un öldürdüğünü itiraf ettiği 3 kişiye dair ise kanıt bulunamadı. Rus seri katilin kurbanlarına geç saatlerde arabayla gezmeyi teklif ettiği, arabaya binen kişileri öldürdüğü ifade edildi. Marmara bölgesi için yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Tahminlere göre öğle saatlerinde fırtına başlarken akşam da kuvvetli yağış görülecek. Meteorolojinin açıklamasına göre bugün Marmara bölgesinde hem yağış hem fırtına etkili olacak. Öğle saatlerinde başlayacak fırtına gece etkisini kaybedecek. Yağışsa öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacak. Akşam saatlerinde şiddetlenecek yağış İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'yı etkisi altına alacak. Meteoroloji, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı çağrısı yaptı. İstanbul Maltepe'de bir plastik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla söndürülebildi. İstanbul'da fabrika yangınlarına bir yenisi eklendi. 3 katlı fabrikanın birinci katında yangın çıktı. Bina kısa sürede küle döndü. Yangın Maltepe Büyük Bakkal Köy'deki plastik fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci katında başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3500 metrekarelik alanda kurulu fabrikadaki yangına Maltepe ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri 48 araç ve 96 personelle müdahale etti. Maltepe'de bulunan 3 katlı plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara ortak oldular. Muş'ta engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2 aşamalı empati parkuru kuruldu. Tekerlekli sandalyeye bindiler, göz bandı takıp yürümeye çalıştılar. Bir nebze de olsa engellilerin yaşadıkları zorlukları yaşadılar. Muş'ta anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kentte bulunan bir AVM'de engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için 2 aşamalı empati parkuru kuruldu. Engelli bireylerin günlük yaşamda ne tür sıkıntılarla karşılaştıkları, ne tür zorlukları yaşadıklarını Muş halkıyla paylaşabilmek, onların da bir günlüğüne olsa ya da birkaç dakikalığına olsa farklı dünyaya taşımak amacıyla farkındalık çalışması yapmaktayız. Katılımcılar virajların ve dar geçişlerin olduğu parkurda bir hayli zorlandı. Parkura girerek
Her iki parkurda denemiş oldum. Hani zorluklarını gördüm. Ne kadar zorluk yaşadıklarını, çevrede insanlar tarafından nasıl anlaşıldıklarını. Alparslan Üniversitesi ve Belediye Gençlik Meclisi'nin düzenlediği etkinliğe ilgi yoğundu. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.